gece daha mı soğuk? Dün gece de soğuktu. Ben bu gece daha çok üşüyorum. Açsın ondandır. Mecit'ten haber var mı? 3 gündür görünmedi. Hayri de yok ortalıkta. Başlarına bir şey gelmesin. Şeker amca geliyor. Tamam, 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 vereceğim. Hepinize vereceğim. Acele etmeyin. Tamam, tamam çocuklar, acele etmeyin. Vereceğim, hepinize vereceğim. Bunları da arkadaşlarınıza götürün, hadi. Şu yukarıki sokağa kadar yardım eder misin? Karnın aç mı? Arabada köfte ekmek de var. Sıcak bir yerde yatmak ister misin bu gece? Ha? İster misin? Olur. Hadi, hadi yardım et. Üzülüyorum size evlat. Bu soğukta yarı aç, yarı tok. Sokaklarda perişan. Ne yapalım be Hamdi amca? Kader. Sen iyi bir çocuksun. Bir arkadaşın var, evlatlık arıyor. Eğer istersen... Evlatlık mı? Sıcak bir evin olur, bir ailen olur. Zengin insanlar, sefaletten kurtulursun. Ciddi misin sen? Çok ciddiyim. İstemez misin? Kim istemez? Heh. Hamdi amca bunlar kim? Korkma, sana bahsettiğim ailenin adamları. Ne haber Şeker amca? Nasılsın delikanlı? Hemen mi gideceğim Hamdi amca? Ne kadar erken kurtulursan o kadar iyi. Peki arkadaşlarım? Onlara veda bile edemedim. Ben konuşurum onlarla, sen merak etme. Hadi delikanlı, gidelim hadi. Yakında bir yerde. Geldik sayılır. Ev çok mu büyük? Hı hı. Büyük. Bu elindeki ne? Çok meraklısın. Ne yapacak? Çocuklar, ne arıyorsunuz burada? Dalın hadi. Dalın. Hadi. Hadi, hadi. Hadi, hoş, hoş, hadi. Başkomiserim, Balat'ta bir parkta çocuk cesedi bulunmuş. Çocuk cesedi mi? Parçalanmış bir halde. Toparlanmadı. Midem bulandı çok. Kötü. Belirgin bir iz var mı? Araba lastiği, ayak izi gibi. Sabah sağanak geçmiş buradan. İzler silinmiş. Toprak taze. Çukur yeni açılmış. Muhtemelen dün gece geç saatlerde. Ceset çıplak, paramparça. Bunlar öldürmüş. Bu kadarını hiç görmedim. Hemen adli tıba yollasınlar. Çok acil otopsi istiyorum. Kayıp ihbarlarına da bakın. Kimliğini tespite çalışalım. Arkadaşlar... Hemen toparlayın. Otopsiye gideceğim. Duydunuz değil mi abi? Tamam hadi kolay gelsin. Tamam. Sağ ol. Çok sağ ol. Tamam. Sağ ol. Sen de bana. Sen de. Çıkıyor musun hele? Çıkayım anne. Hava erken kararıyor zaten. Bir çorba içseydin. Gelince artık. Ne haber kız cimcime? Ne yapıyorsun sen? Çorba mı içiyorsun? Geç kalma oğlum. Kalmam anneciğim. Görüşürüz. Zeynep, miden düzeldi mi? Biraz. Ne istediler abi bacak kadar çocuktan? Ortalık sapık dolu. Tecavüz mü diyorsun? Kim bilir? Merkez 45-40, merkez 45-40. 45-40 dinlemedi. Benzer bir vaka. Adres Küçükköy.
bir çocuk cesedi daha. Anlaşılır Merkez. Olay mahalline intikal ediyoruz, tamam mı? Hayret bir şey. Neler oluyor bu çocuklara acaba? Vallahi ne bileyim başkomiserim. Cesette parçalanmış. Naylonlara sarıp bırakmışlar. Hemen hemen aynı yaşlarda. Allah bilir daha kaç tane var bunlarda. Bağlantılı oldukları kesin. Bunu da yolluyorum başkomiserim Adli Tıp'a. Yollamakla kalmıyor. Murat, Zeynep. Adli Tıp'a gidin. Otopsi yapan doktorun gırtlağına çökün. Kapısında yat. Ne yaparsanız yapın. Ama bir şeyler öğrenmeden gelmeyin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı başkomiserim. Bu şehri İstanbul ki bir taşına yekpare acem mülkü fedadır ha. Buna benzer bir şey demişti değil mi şair? Galiba. Gelsin bir de şimdi görsün. Çöplük. Tepeden tırnağa çöplük. Murat doktorun yanında. İlk bulgular enteresan. Çocukların karaciğerde böbrekleri yok. Alınmış. Biri onları bu yüzden öldürmüş. Tamam Zeynep. Siz devam edin. Bunun adı organ mafyası. Trabzon, Konya, Sakarya, tüm Türkiye'ye yayılmış. Allah kahretsin. Olacağı bu. Aile çocuğuna sahip çıkmasın. Doğurup bıraksın sokağa. Devletin zaten sahip çıktığı yok. Sonra gelsin birileri, toplasın onları sokaktan. Başlasın kesip doğramaya. Bütün ekipleri uyarın. Bilhassa gece devriyeleri. Sokak çocuklarına dikkat. Ali. Buyurun başkomiserim. Organ kaçakçılığıyla ilgili eski kayıtları çıkartın. Belki bir şeyler yakalarız. Anlaşıldı başkomiserim. Biz de bu gece devriyeye çıkacağız. Ona göre ayarlayın kendinizi. Tamam mı? Tamam. Hangi bölgeye gidiyoruz? Beyoğlu. Tünel. Oraları iyice gözden geçirelim. Ayrıca tarla. Tabii tabii tabii. Abbas Bey, doktor bey yanınıza geliyor. Tamam. Bunlar hazır. Eline sağlık doktor. Ben aşağıdayım Abbas. Siparişleriniz hazır Bay Joseph. Özel uçak havaalanında bekliyor. Hemen yola çıkalım. Peki efendim. Bekleyen daha çok hastamız var. Kalan siparişler için acele etseniz iyi olur. takdir edersiniz ki Bay Joseph. Sipariş ettiğiniz şeyler ağaçta yetişmiyor. Tedarik edilmesi biraz zaman alabilir. Beni ilgilendirmez. Size dünyanın parasını ödüyorum. Ya elinizi çabuk tutun ya da ben başka satıcı bulurum. Merak etmeyin Bay Joseph. Bizde müşteri memnuniyeti esastır. Elimizden geleni yapacağız. Şişt. Rıza babanın cinleri tepesinde ha. Hem de nasıl? Bize ilk elde ne söyleyebilirsiniz? Bir şey söylemek için erken. Bir tahmininiz var ama. Bence eşimin ehli biri tarafından yapılmış. Yani bir doktor mu? Kesilere ve neşter izlerine bakılırsa iyi bir cerrah. Anesteziyle bayıltmışlar. Yani klinik ortamda. Yeraltı klinikleri dediğimiz yerler. Genellikle gizli çalışırlar. 3 yıl önce böyle bir klinik ortaya çıkarılmıştı. Merkeze döneyim. Sağ ol doktor. Siz de sağ olun. Raporu bekliyoruz. Rıza babaya selamlar. Bulduğumuz 2 ceset de sahipsiz sokak çocuklarına ait. Tabii. Kolay al. Aşağılık herifler. Doktorun dediğine göre cerrahi operasyon söz konusu. Yani bir yeraltı kliniği. 3 yıl önce böyle bir kliniğe baskın vermişti. Bir şeyler bulabildin mi? Evet, burada. O kliniğin sahibi şu anda Kartal cezaevinde. Ünlü bir operatör.
Namık Ersoy. Yurtdışı organ mafyasıyla bağlantılı çalışmış. Adamı ziyaret edelim mi başkomiserim? İyi olur. Mesut. Tabii başkomiserim. Mesut. Buyurun başkomiserim. Adamı fazla nasıl derler? Hani bir şey yapma olur mu? Anladım işte. Ne zaman yaptın başkomiserim ya? Aşk olsun.